geçen gün işte bizim bir muhtarımız var, direkt belediyesine. Biz gittik, biz hizmet istedik, yol istedik. Bize direktman diyor ki, oyunuzu artık diyor, AK Parti'ye verin ki diyor, bir şeyler yapak diyor, birlikte diyor, AK Parti'ye diyor, oyunuzu verin. Ben dedim, ben ne AK Parti'ye oyun veririm, ne de ben size hizmet böyle istiyorum. Yani biz bu şekilde bizi karşılayacak. Kaç sefer defalarca gidiyoruz, bize hizmet yok. İşte bizim durumlarımızı görüyorsunuz, durumlarımız meydanda. İlla AK Parti'ye oyunuzu verin ki işte size hizmet verir. Yani içme sularımız kesik. Yollarımızın durumunu görüyorsunuz. Yani bize bir hizmet yok. Bu şeylerden dolayı, partilerden dolayı bize hizmet gelmiyor. İlla bize oy verin. Ya oyumuzu biz hangi birinize verir ki siz bize hizmet yapasınız? İşte bir lira oyumuzu verir. Onların da tesir altında. Yani baskı altında kimse bize bir hizmet vermiyor. İlla bize oy verin. Oyumuzu biz niye verir sana? Bizim vereceğimiz yer belli. Bizim köyümüz belli. Size vereceği oyumuz yok. İster hizmet verin, ister vermeyin. Buraya geldi şey belediyesi. Önce oy, sonra yol dediler. Yapılacak yani dediler de. Öyle dediler. Eğer sesimi sonra bıraktılar. Oy verirse, ha, oy verirse yapacaklar. Verirse kalacak. Ha. Oyda yok. Oyda yok. Oyda biz vermezdik. Ayrımcılığa karşı oyda yok. Bugün yok. Mahmudu'da yok. Bir tek ev bile olmayan yollar şu anda asfalt yapılıyor. He, aynen. Burada apaçık bir ayrımcılık ortada. Mahallemizde buna tepkisiz kalmayacaktır. Gereken dersi sandıkta vereceğine inanıyoruz. Dilek Orta Mahalle'deyiz. Yollardan dolayı halkın büyük şikayetleri var. Yollar gerçekten de mahalleyi ziyaretimiz sırasında araçla geçişin çok zor olduğunu kendi deneyimimizle gördük. Bu şekilde bir hizmet anlayışı bir büyük şehirde kabul edilemez. Tabii Malatya'nın her yeri böyle değil. Bu daha da dikkat çekici. Özellikle AKP belediyesinin oyları az bulduğu mahallelerde böyle bir uygulamaya gittiğini gözlemliyoruz. Bu AKP belediyeciliği, AKP hükümeti anlayışıdır. Halkın verdiği oylara göre halkın aldığı hizmetleri tasnif eden ayrımcı bir zihniyettir. Bu zihniyetin mutlaka sona erdirilmesi gerekiyor. Bu seçimlerde bütün bu haksız uygulamaların da, hukuksuz düzenlemelerin de hesabını halkımız AKP hükümetinden ve AK Parti'den soracaktır. Böylece bu ayrımcılık da sona erdirilecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.